Herkese merhaba. Bugün Deadpool Yaşayan Ölülerin Gecesini inceliyoruz. Çok sevdiğim, çok beğendiğim bir kitap oldu. Bayağı ince. Zombi yapımlarına karşı bir parodi olduğu için gayet yeterliydi. Hemen inceleyelim istiyorum. Hiç vakit kaybetmeyelim. Evet, GBC yayınlarından Deadpool Yaşayan Ölülerin Gecesi. Bugün bu videoda bana eski dostum Stitch'in eşlik etmesini istiyorum. Stitch, seni şöyle alalım. Çizgi roman böyle karanlık bir açılışla başlıyor. Gayet güzel. Zombi Deadpool ile. Yazar Cullen Bunn. Cullen Bunn. Çizer de Ramon Rosanas. Yani tersten okuyunca sana sor. Kaligrafi VC's Joe Sabino. VC's nasıl bir isim başlangıcıymış o ya? Kapak çizeri Jay Shaw. Bu kapak çizerine de hastayım ya. Ben de bunu yaptım diye orada tek başına adı yazıyor. Ha. Gerçi şimdi tamam, günahını almayayım. Başka alternatif kapaklar falan da yapıyor ama hadi neyse. Editör de Jordan White. Çevirmen Cenk Onul. Çeviri editörü de, yani Cenk'i denetleyip duran da Aslı Dağlı adlı bir arkadaşımızmış. Editör Bora, yayın koordinatörü Bengü, font uyarlama Yiğit Sakmar. Font uyarlama güzel olmuş. Bu çizgi romanına şimdi bakacağız. Grafik ve uygulamada Berk Şentürk, yayın yönetmeni Ertan Ergil. Deadpool, Rob Liefeld ve Fabian Nicieza tarafına yaratılmıştır ama bu Fabian'ın adı pek geçmez. Genelde bütün paraları Rob götürür. Evet, bu birinci baskısı 2015 İstanbul Ekim'de. Yani daha yeni. Deadpool'un bir sürü çizgi romanı varken neden bu? Öncelikle konsept harika olmuş. Zaten gördüğünüz gibi siyah beyaz bir şekilde başlıyor ve klasik Deadpool'un anlatımı yine sarı bir şekilde. Balonları da öyle. Deadpool yine hayvan gibi yediği bir günde restoranda uyuyakalmış ve uyandığında bomboş bir şehirle karşılaşıyor hikayenin başında. Stitch, sen görebiliyor musun? Tak gözlüğünü canım. Hemen konsepti zaten anlıyoruz. Deadpool kırmızı rengiyle bu siyah beyaz konseptin içinde zaten hemen seçilebilecek bir şekilde. Stitch, gölge yapıyorsun ya. Çekil. Evet, burada da gördüğünüz gibi güzel bir sahneyle Deadpool şehirde yalnız olduğunu fark ediyor. Tabii ki de hikayenin sonlarını falan anlatmayacağım, öyle bir şey yapmayacağım ama. Ve tabii sanırım artık yalnızız diye bir şarkı söylüyor. Orijinali neydi acaba, kim bilir. Ama bu çizgi romanda beğendiğim diğer şeylerden biri bu siyah beyaz konsept dışında. Bu grafik çalışmada bu, mesela burada biftek, ızgara gibi yazılarla, yiyebildiğin kadar ye gibi yazılarla mekanı da Türkçeleştirmeleri, tam çeviri yapmaları bence tatlı, yani başarılı. Zaten yapılıyordu böyle bir şey ama bunda güzel durmuş. Çünkü mesela şurada polis kordonu ihlal etmeyin yazıyor ki çevirmesen de olurdu yani. Hop, birden renkli bir kısma geçiyoruz. Bu da daha önce yaşanmış birkaç olayı anlattığı için bu konseptin dışında tutulmuş. Yani anlayacağınız, selam diye şehre seslenen yapayalnız bir Deadpool var. Yani bu hikayede sadece Deadpool var. Başka kafamızı karıştıracak kimse yok. Kendi kendine konuşan bir Deadpool değil tabii ki. Birden karşımıza çıkan bir zombiyle hikaye birden aksiyona dönüşüyor. Zaten konsept zombi olduğu için söylüyorum. Güzel bir hikaye. Tabii ki de komik. Her zamanki gibi klasik Deadpool. Ama dramatik kısımların olmasını da sevdim ki, yani bir çizgi romanda olması gereken şeylerden biri zaten. Ha, bu Deadpool ne kadar dramatikleşebilir ki diyebilirsiniz. Zaten o dramatik anlarda bile espri yapıyor. Yani çok da üzgün bir durum yok. Güzel bir kapak tasarım görüyoruz. Artık daha sanatsal bir çalışma. Ben bu çizgi romanı beğendim ya. Yani bende şey de, bu Deadpool'u öldürüyor serisi de var. Bunu da inceleyeceğiz tabii. Ama bu üçlemeyi tamamlayamadım. Ben ikisini alabildim sadece. Onu da o zaman inceleyeceğiz. Ya, o seriler de çok güzel ama bunun bu konseptini, bu anlatımını tek bir kitap olarak çok beğendim. Evet, hemen şurayı kapatalım. Çünkü bu hikayenin sonu. Onun dışında, evet, hemen burada alternatif kapaklara geçiyoruz. Hastings alternatif kapağı. Bu kitabın orijinal adı bu arada Night of the Living Deadpool. Yani Night of the Living Dead adlı eski bir filme gönderme yapıyorlar. Bu da o filmin afişinin konseptinde yapılmış bir kapak tasarısı zaten. Gayet tatlı. Bunun posteri olsa hemen asardım. Bu da İkinci baskının alternatif kapaklarıymış. Ve burada bizim dikkatimizi ne çekiyor? Orijinal baskısında bir aile uyarısı olduğu dikkatimizi çekiyor ve çocuklar için olmadığını söylüyor. Peki ülkemizde bu böyle basılmış mı?
Hayır, basılmamış tabii ki de. Bu gelecek olan Deadpool filminin fragmanını incelemesini de Ezgin kanalında yaptığımızda filmin artı 13 mi artı 18 mi olup olmayacağını tartışmıştık o zaman. Ve tabii küçük izleyicilerimiz sinirlenmişti filmin yaş kitlesinin büyük olacağını, ama tabii daha kanlı, daha terbiyesiz bir film olması gerekiyor. O yüzden de bir yaş sınırı olması gerekiyor ki çizgi romanları da çocuklar için değil zaten arkadaşlar. Bu neymiş? Kalın Ban'ın öykü önerileri. Bak, bu ilgimi çekti. Burayı okumamıştım. Bu hikaye hakkında uzun süredir düşünüyorum ve size danışmak istediğim birkaç şey var. Zombi kıyameti alt türüne bir sürü gönderme yapmalıyız diye düşünüyorum. Okurlara tanıdık bir his yaratmış oluruz. Göndermeler: bir zombi kıyametin tam ortasında komadan uyanmak, zombiler göründükten sonra yaşanan ilk gerilim ve korku anı. Tonu: zombilerin direkt olarak karanlık ve korkunç olmalarını istiyorum. Deadpool ve onun dünyaya verdiği tepki hikayeye komedi serpiştirecek. Peki Deadpool buraya nasıl geldi? Yiyebildiğin kadar chimichanga aktivitesinin ardından Deadpool mide fesadı geçirip komaya girer. Kıyamet koptuktan sonra komadan uyanır. Peki kıyamete ne sebep oldu? Artık onu siz okuyun. Kahramanlar nerede? Onu da siz okursunuz belki. Ve öyle öyle anlatmış işte. Ve en sevdiğimiz kısma, eskiz çizimlerine ve renksiz çizimlere falan geldik. Burada sayfa taslaklarını görüyoruz. Daha sonra da onun mürekkeplenmiş halini görüyoruz. Gördüğünüz gibi önce eskiz tadında karelemeler yapılmış, storyboard gibi anlatılmış. İşin en keyifli kısımlarından birisi bu bence. Tabii sonra da mürekkeplenmesi, daha sonra ton eklenmesi, tabii daha sonra da renklendirilmesi falan. Bu sefer de sayfanın gölgelendirilme aşamasını göstermiş iki karede. Burada hiç gölge yok, sadece mürekkeplendirilmiş. Burada da tamamen gölgelendirilmiş. Daha sonra da Deadpool renklendirilmiştir. Evet. Kitabı inceledik, beğendik. Bu kitabın fiyatı 25 lira arkadaşlar. D&R'da ve bir sürü çeşitli kitap evinde, çizgi roman dükkanında bulabilirsiniz. Beğendiniz mi bilmiyorum, o yüzden yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Abone olmayı unutmuyorsunuz. Videoyu paylaşırsanız da çok sevinirim. Kendinize iyi bakın.